Merhaba arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 4. sınıf fen bilimleri ders kitabı MEP yayınları sayfa 197, 198, 199, 200, 201, 202 işleyeceğiz. Işık kirliliği metni soruları ve cevapları. Soru: Yaşadığımız çevrede ışık kirliliğine neleri örnek verebilirsiniz? Cevap: İnsan nüfusunun hızlı artması, şehirlerin metropollere dönüşmesi gibi durumlar nüfus problemleri oluşturduğu gibi çevre kirliliği, hava kirliliği, su kirliliği, yüksek gürültü sonucu ses kirlilikleri ve de ışık kirliliklerine sebep olur. Şehir hayatı kalabalıkların olduğu yerlerde ışık kirliliği gözlemlenir. Bunun başlıca sebebi şunlardır: Yüksek çok katlı binalar, insanların evlerinde kullandıkları aydınlatma araçları, sokak aydınlatmaları, yüksek reklam panoları, billboardlar, restoranlar, market, kafe gibi yerlerin aşırı süslü ışıklı tabelaları. Soru: Işık kirliliğini azaltmak için ne gibi önlemler alınabilir? Cevap: Maddeler halinde ışık kirliliğini önlemek için şu gibi önlemler alınabilir. 1. Sokak lambaları sokağı aydınlatacak şekilde, ışığı toplayacak şekilde yapılmalıdır. 2. Evimizde kullandığımız aydınlatmaların odamıza uygun aydınlatma aracı olmasına dikkat etmeli. 3. Kullandığımız odalarda aydınlatma araçlarını kapalı tutmalı. 4. Parklar, gezi yolları, sokaklarda kullanılan gereksiz aşırı aydınlatmadan temizlenmeli. 5. Market, AVM, restoran, kafe gibi yerlerin fazla aşırı aydınlatmasının uygun şekilde çevrilmesi. Birlikte keşfedelim ışık kirliliği. Malzemeler: Fon, karton, makas, ışık kirliliği görselleri, yapıştırıcı. Nasıl bir yol izleyelim? 1. 3-5 kişilik gruplar oluşturalım. 2. Grup içinde görev paylaşımı yapalım. 3. Işık kirliliğini anlatan görselleri bulalım. 4. Bulduğumuz görselleri makasla dikkatlice kesip kartona yapıştıralım. 5. Görsellere uygun ifadeler yazalım. 6. Elde ettiğiniz posteri diğer gruplarla karşılaştıralım. 7. Oluşturduğunuz posteri sınıf panosunda sergileyelim. Düşünelim, yazalım, paylaşalım. 1. Işık kirliliği konusunda farkındalık oluşturmak için neler yapabiliriz? Cevap: Günümüz dünyasında hızlı nüfus artışı, hızlı şehirleşme, teknolojinin gelişmesi gibi sonuçlar sonucunda çeşitli çevre sorunları ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu çevre sorunları ses kirliliği, toprak kirliliği, su kirliliği, hava kirliliği ve ışık kirliliği olarak sayılabilmektedir. Şehir hayatının en büyük sorunlarından bir tanesi ışık kirliliğidir. Işık kirliliğini ortadan kaldırmak amacıyla farkındalık yaratmak için çeşitli faaliyetler kotaya koyulabilir. Doğal hayatı olumsuz olarak etkileyen aşırı kentleşme ile doğal yaşam alanlarının yok olması sonucu canlıların üreme yerleri şehirler içerisinde kalmıştır. Bu canlıları korumak için üreme yerlerine yakın olan yerlere büyük restoran, market, sosyal tesis gibi yerlerin yapılmasını engellenmesi, insanları bu hayvanların yaşam ortamları hakkında bilgilendirerek ışık kirliliği bilincini oluşturmalı, konferanslar ve seminerler düzenleyerek gereksiz uygun olmayan sadece süs amacıyla yapılan ışıkların doğaya çevreye zarar verdiği anlatılmalıdır. Soru: Sizce ışık kirliliği nedir? Işık kirliliğine neler yol açmaktadır? Tartışalım. Cevap: Işık kirliliği yanlış yerde, yanlış miktarda, yanlış yönde, yanlış zamanda uygulanan aydınlatma elemanlarıdır. 1. Işık kirliliği ile en fazla şehirlerde karşılaşırız. 2. Binalarda kullanılmayan odaların ışıklarının açık bırakılması. 3. AVM, market gibi yerlerin ışıklı tebalaları. 4. Park, sokak, caddelerde kullanılan aşırı aydınlatma elementleri sebep olmaktadır. 5. Çok renkli çeşitli ışık görselleri. 6. Güvenlik amacıyla açık bırakılan ışık kaynakları. 7. Turistik tesislerde kullanılan büyük projektörler ve ışık oyunları. 7. Mahalle aydınlatmalarının yanlış uygulanması. Soru: Gereğinden fazla yapılan aydınlatmanın yararlarını ve zararlarını gruplara ayrılarak tartışınız. Cevap: Gereğinden fazla yapılan aydınlatmanın ismi ışık kirliliğidir. Gereğinden fazla aydınlatma hiçbir yarar sağlamaz. Sadece ışık uygun miktarda kullanıldığı zaman fayda sağlar. Gereğince fazla yapılan aydınlatmanın yararları:
Gerektiği kadar uygulanan ışık ortamında rahatlıkla kitap okur, gözlerimiz daha az yorulduğu için görme problemimiz oluşmaz. Yeterince aydınlatılan bir sokakta önümüzü rahatlıkla görür, karşınızdan gelen aracını da sizi rahatlıkla görür. Gereğinden fazla yapılan aydınlatmaların zararları. Kaynaklar boşa harcanmış olur, doğal yaşam alanı olumsuz olarak etkilenir. Soru: Yandaki mercanın renginin beyaz olmasının sebebini biliyor musunuz? Cevap: Mercanın üzerine gelen ışık renginin beyaz olmasından dolayı yandaki mercanın renginin beyazdır. Soru: Işık kirliliği azaltmak için ne gibi çözümler üretebilirsiniz, tartışalım. Cevap: Işık kirliliği, ışığın yanlış şekilde, yanlış zamanda, yanlış aydınlatma uygulamalarının yapıldığı bir kirlilik şeklidir. Işık kirliliğini azaltmak için AVM, mağaza, market, restoran, sosyal tesis gibi yerlerin tabelalarının uygun şekilde dönüştürülmesi, renkli ışık şovlarının yapılmaması, doğal hayata yakın hayvanların doğal yaşam alanlarından uzaklaşmasına sebep olacak aydınlatma uygulamalarından kaçınılması, şehir içerisinde kalan üreme yerlerinin koruma altına alınarak bu bölgelere ışığın gelmesini engellemek, bu yerlerde projeksiyon gibi yanlış uygulamaların önüne geçmek. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki yorum kısmından bize istediğinizi yazabilirsiniz. Forum sayfacevapları.com sitemizi aşağıdaki linki tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.